Muhammed Buhari, Nijerya Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın konuğu olarak Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte ortak basın toplantısı düzenleniyordu. Sıra soru-cevap bölümüne geldi. Bir Nijeryalı, bir Türk gazeteciden iki soru alınacaktı. Türk gazetecilerden gelen soru haliyle istifaları istenen belediye başkanlarıyla ilgiliydi. Nijerya Cumhurbaşkanı, 3 belediye başkanının istifalarının beklendiğini, olmazsa gerekenin yapılacağını dinledi. İkinci bir soru sorma imkanı olsaydı, bu kez Türkiye'deki müftülere resmi nikah kıyma yetkisi verilmesiyle ilgili tartışmalar konusunda Cumhurbaşkanı'nın mesajlarını dinleyecekti. Bu ilginç durum. Aslında olağan tabii. Basın toplantısı olunca tabii ki bu sorular sorulacak. Ama sık sık yaşanıyor bu ve devlet katının konukları Türkiye ziyaretlerinde Türkiye'deki iç tartışmalar hakkında ayrıntılı bilgi sahibi oluyorlar. Bu akşam bizim de ana damar konularımızı bu tartışmalar oluşturuyor. Artı Kuzey Irak'taki durum. İyi akşamlar. Bugün yarına hoş geldiniz. Konuklarımız iki gazeteci, iki akademisyen diyelim. Ankara'da Ahi Evran Üniversitesi'nden Kürşat Zorlu, Vatan Gazetesi'nde de yazar. İstanbul'da ise Kültür Üniversitesi'nden Yunus Emre ve gazeteciler Nihal Bengü, Su Karaca ile Kemal Öztürk. Bütün konuklarımıza hoş geldiniz diyoruz ve evet, belediye başkanları meselesinden başlıyoruz. Ankara'ya dönelim izninizle. Oradaki konuğumuz yalnız. Ne zamandır konuşulan bir konu, ben özetlemeyeceğim Kürşat Bey, ama son gelinen durum Cumhurbaşkanı'nın sonuçları ağır olur veya sonuçlarına katlanırlar veya gereken yapılır mesajını istifa etmezlerse bir kez daha perçinlemek gereğini hissetti. Ankara'da dediğimiz gibi Nijerya Cumhurbaşkanı ile birlikte düzenlediği basın toplantısında. Şöyle başlayalım. Soruşturma mı? Yani gereken yapılacaktır denince aklınıza gelen ne? Önce buradan başlayalım. Şimdi ülkemizde biliyorsunuz siyaset mecrasında farklı siyasi partilerde dahil olmak üzere hep konuşulan bir kavram vardır. Milli irade ve milli iradeye saygı meselesi. Pek çok konuda siyasetçilerimiz bunu kullanmaktan çekinmezler. Ve öyle ya da böyle milli iradenin tecellisi sandıkta gerçekleşir. Ama baktığımız zaman bu politika bilimi açısından milli irade bir defa Türkiye'de biraz sorunlu bir kavram. Çünkü biz sandığa giden seçmenler olarak oy kullanmayan 18 yaşın altındaki diğer seçmenleri falan bir arada düşündüğümüzde milli irade dediğimiz şey özelde seçimlere katılarak, sandığa giderek oy vermiş seçmen çoğunluğunu ifade eder. Bir defa burada demokrasi kültür açısından zaten bir eksiklik söz konusu. Ama hiç değilse seçimlerde bu milli iradenin tecellisi ne kadar tecelli ediyor, bu tartışmalı bir meseleyken, bir de seçim arasında yani halk, seçmenler seçtikleri kişiyi bir kez daha değerlendirmek üzere bir sonraki seçimi beklerler. Bu bakımdan iki sandık arasında, iki seçim arasındaki sürecin siyasi iktidar tarafından nasıl algılandığı sorusu, önümüzdeki demokratikleşme sürecinin nereye doğru evrileceğine yönelik de bir takım ipuçları bize verebilir. Tabii ki ülkemizde olağanüstü bir hal yaşanmakta. Bunu da saygıyla karşılamak lazım. Türkiye 15 Temmuz'da hain bir darbe girişimini atlattı. Bunun yan etkileri devam ediyor. Pek çok terör örgütüyle iç içe bir mücadele veriliyor. Şimdi burada esas soru şu. Sayın Cumhurbaşkanımız bu yıl Ekim ayıydı zannediyorum, bir istişare toplantısında, AK Parti'nin istişare toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı hatırlayacak olursak. Değişime direnmek akıntıya karşı kürek çekmektir. Yani değişim meselesini orada başlatmıştı. Sonra o konuşmada ilginç ifadeler vardı. Karşılıklı mutabakata dayalı olarak belediye başkanlarının değişime karşı çıkmamasını ifade etmişti. Bakın, karşılıklı mutabakat.
Buradan şunu ifade etmek isterim. Bir süredir Sayın Melik Gökçek üzerinden istifanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine yönelik kamuoyunda ciddi bir algı ölçümünün de yapıldığı kanaatindeyim. Bu Mahir Ünal Bey'in parti sözcüsünün ifadelerinde başladı. Şimdi bu aşamaya kadar gelindi ve burada başka bir önemli nokta da var. Milletin talebidir demişti Sayın Erdoğan oradaki konuşmasında. Benim değil, milletin talebidir demişti. Şimdi bu milletin talebi olduğunu nasıl tespit edebildik? Burası önemli. Ben bunları ne için söylüyorum? Bu tabii bir yönüyle AK Parti'nin kendi iç meselesidir. Kendi iç kurullarında alacağı bir takım kararlarla buna yön verebilir. Ama siyasi iktidarın yasal meşruiyetinin yanında görevi devam ederken toplumsal meşruiyet de son derece önemlidir. Yani toplumun bu meseleye bakış açısı, kabul oranı, algısı son derece önemli. Dolayısıyla şimdi burada bir anket mi yapılmıştır? Milletin talebi nasıl tespit edilmiştir? Sonra bir metal yorgunluğundan bahsetti Sayın Erdoğan. Burada 6 belediye başkanının oy referandumda aldıkları oylara baktığımızda Düzce 70.6 almış mesela. İstanbul, Ankara tamam. Balıkesir'de yani Sayın Erdoğan'ın bir anlamda kampanyanın odağına oturduğunu tespit edecek olursak buradaki evet oyundan düşük bir oy aldığını görüyoruz. Ama tüm belediye başkanları için aynı şey geçerli değil. Acaba şimdi toplum vicdanında bunun etkilerinin nereye doğru evrileceğini tespit etmemiz için belediye başkanlarının tespitinde, istifa edecek belediye başkanlarının tespitinde hangi gerekçeler, hangi ölçütler kullanılmıştır? Bunun milletle, seçmenle paylaşılmasının son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bu demokratik katılımcı kültürümüz için bir defa önemli. İkincisi de yaklaşan mahalli idare seçiminde AK Parti'nin toplumla olan diyalektiği ve etkileşimi açısından da son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Anladım. Pekala. İkinci aşamada sormayı planladığım mesele başlangıçta gündeme geldi. Oradan devam edelim. Bu nasıl olacak? Gereken yapılır ne demek meselesini daha sonra belki dönebiliriz. O yüzden karışmasın ortam. Yalnız çok kısa bir yanıt alabilir miyim? Şöyle bir sözünüz oldu. Demokrasi süreci, demokratikleşme süreci nereye evrilecek? Bunun işaretini verecek bu süreç dediniz. Belediye başkanları meselesi. Yani oradan tam olarak demek istediğiniz olumsuza doğru gidiyor mu? Şöyle demek istiyorum. Sayın Erdoğan Polonya dönüşüydü zannediyorum gazetecilerle olan şeyinde, sohbetinde şöyle bir ifade kullandı. Sandık önemlidir tamam ama sandığa kadar gidecek süreç de çok önemlidir. İki seçim arasındaki süreç. Bunu da biz değerlendirmek zorundayız dedi. Peki. Benim şimdi şöyle bir şüphem ya da geleceğe yönelik şöyle bir endişem var. Eğer bu istifa müessesesinin bu şekilde çalıştırılması bir pratiğe dönüşecek olursa biz önümüzdeki dönemde bunun hukukileştirilmesi gibi bir konuyu da gündeme taşımak zorunda kalabiliriz. Bundan bahsediyorum. Tamam. Hukukileşir diye notumu da alıyorum. O zaman Kemal Bey size göre esas sorun ne? Ayrıca da Kürşat Bey'in bu sözü not edilesi pratiğe dönüşürse bu ileride artık bir gelenek haline veya hukusal bir konu haline de gelebilir diyor. Şimdi bir de tabii sorun olarak yani referandumdaki oy oranları pek o kadar etkilememesi gerekir diye de bir iması var. Bir kere çok şık bir giriş yaptınız dikkat çekici benim açımdan. Eski bir basın danışmanı olarak bu tür devlet protokolleri ve ziyaretlerinde soru cevap organizasyonları önemlidir. Evet. Ben birçok kez Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuk Cumhurbaşkanı ve onun konularının dışında öyledir, soru öyledir almama konusunda uyarılarda bulunduğunu biliyorum. Ama böyle bir basın toplantısında o soruya cevap vermek, uçakta gazetecilere cevap vermek, indiğinde cevap vermek gibi bütün bunlar şunu gösteriyor. Bu büyük bir
konu Sayın evet. Cumhurbaşkanı zihninde. Bu kadar önemli görülen bir konuda bu kadar çok sık açıklama yapılması meselenin tahmin edilenden biraz daha derinlikli, uzun süreli bir problematik olarak AK Parti'nin önünde durduğunu gösteriyor. Neden böyle? Çünkü 2019'da iki seçim var. Daha doğrusu üç seçim var. Ama en önemlisini AK Parti yerel seçimler olarak görüyor. Neden? Çünkü 2010 Mart'ta yapılacak seçim, Kasım'da yapılacak seçimlere domino etkisi yapabilir. Belediyeleri kaybederse Cumhurbaşkanlığını kaybedebilir. Belediyeleri kaybederse parlamento çoğunluğunu kaybedebilir. Endişesi var ki bunu Sayın Cumhurbaşkanı hemen hemen her hafta düzenli bir şekilde uyarıyor ve belirtiyor. Demek ki AK Parti'nin 2019'daki birinci ve en önemli hedefi yerel yönetimlerdeki gücünü kaybetmemesi. Çünkü AK Parti onun sayesinde iktidara geldi. Onun sayesinde iktidar da çok büyüdü. Onun sayesinde 15 senedir kuvvetli bir devlet ve ülke yönetimi gösteriyor. Yerel yönetimleri sadece o şehrin yönetimi olarak görmeyin. Küçük küçük petekler üzerine inşa edilmiş büyük bir peteği düşünün. O da ülke olmuş oluyor. AK Parti iktidarının en önemli gücü yerel yönetimlerden gelen, alttan gelen bu kuvvettir, bu enerjidir. Bu her parti için geçerlidir aslında. Hatırlayınız, Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin İSKİ skandalıyla iktidardan uzaklaştığı yıllar. Şimdi AK Parti böyle bir yerel yönetimler sorunu yaşamak istemiyor haklı olarak. Peki soru şöyle, ben sorabilirim. Ben bir belediye başkanı önerdim vatandaşlara, parti olarak, AK Parti olarak. Vatandaşlara dedim ki benim adayım Kemal Öztürk'tür. Eğer şehrinize bunu seçerseniz size çok iyi hizmet eder. Seçtiler ve iki sene sonra şunu gördüm. Ya Kemal Öztürk iyi hizmet yapmıyor. Kötü hizmet yapıyor. Belediyede kötü yönetim, şehirde kötü yönetim var. Bunları söyleyince söze edilen belediye başkanlarının iyi hizmet yapmadıkları sonucu. Şimdi işte onu söyleyeceğim. Şimdi sonra da ben diyorum ki yani Kemal'cim ben seni aday gösterdim ama durum iyi gözükmüyor. Sen biraz hani çekilir misin? Şimdi bu antidemokratik bir şey midir? Şimdi sandıkla gelen seçimle gelen seçimle gider, sandıkla gelen sandıkla gider hipotezinden bakarsanız antidemokratik görebilirsiniz. Ama bir parti, siyasi parti kendi adayına sen bu şehre iyi hizmet etmedin, şehre zarar veriyorsun, halka zarar veriyorsun, partiye zarar veriyorsun, kendine zarar veriyorsun. O yüzden geri çekil derse antidemokratik olur mu? Bence tartışılabilir bu. Yani antidemokratik olmadığı yönünde tabii. Bir eğilimim var yani. Siyaset bilimine. Ama şu anda AK Parti kendi belediye başkanlarının görevden geri çekilmesini istemesini iyi yönetiyor mu diye sorarsanız ben çok o kanaatte değilim. Yani iletişimini, stratejisini ve siyaset dilini çok iyi yönettiği tartışılabilir yani. Demokratik mi, antidemokratik mi? O çizgide ne tarafa meylediyorsun? İşte ben orada biraz yani bir siyasi partinin kendisi, partisi, şehri ve milleti yani hemşerileri için iyi hizmet etmiyorsa geri çekilebileceğini düşünüyorum. Ama zorla olursa onu antidemokratik buluyorum tabii. Yani şehrine hizmet ediyor. Belediyede işler iyi gidiyor. Her şey çok iyi. Bir tane genel başkan yardımcısıyla anlaşamamış. Bir bakanla arasında kriz çıkmış. Bundan dolayı bir belediye başkanı zorla görevden el çektirilirse bu antidemokratik olur. Ama neticede biz bir şehre iyi hizmet etsin diye bir başkanı seçiyoruz, öneriyoruz. Veya oy kaybetme. Oy kaybetmişse tabii ki o bir önemli bir konu. Peki. Şimdi bütün bunları söyleyince ne oldu? 3 tane istifa etmiş belediye başkanı hop otomatik olarak bu kategoriye girdi. Yani hizmet evet. edemiyor, başarısız, oy kaybettiriyor. Hatta FETÖ'cü, şimdi ben istifa ettirilen bir, ettirilmek istenen bir belediye başkanıyla konuştum. Yani söyledikleri de onun açısından
son derece dramatik bazı yerlere de gidebilir. Yani benim bir suçum yok, kanunsuz bir işim yok. Eğer bundan dolayı ben istifa ettirileceksem ben çocuklarıma ne diyeceğim? Değil mi? Yani belediye başkanının hayatı, değil mi, bir onuru, bir şerefi, bir kimliği vesairesini de hesaba katmak lazım. Epey derine iniyorsunuz, doğru. Nihal Hanım, size soru sormayayım buraya kadar konuşulanlar ama öne çıkanlar: bir, bu mesele pratiğe dönüşürse giderek hukukileşir. İki, çekil demek antidemokratik mi, demokratik değil mi? Veya sorunun temelinde ne görüyorsunuz? Niçin 6 isim gündeme geldi? Şimdi bu 6 isimin hepsi için belki konuşmak, hani bazıları için, belki Kemal Bey'in de söylediği, yani biz seni denedik ama başarısız olduğunu gördük ve önümüzde hayli engebeli bir süreç var. Sen bir çekilsen ricasının anlaşılabilir olduğu belediye başkanları vardır elbette ama mesela burada Melih Gökçek ve Kadir Topbaş için bu ne kadar geçerlidir? Çünkü ikisi de yıllardır denenmiş. Ve bir sorunu varsa, mesela Melih Gökçek'le ilgili bir sorun varsa, ki pek çok zaman, bundan yıllar önce de zaman zaman gündeme gelirdi o sorunlar. Ve buna rağmen AK Parti'nin adayı olarak yerel seçimlere aday gösterilirdi. Her aday gösterme sürecinde merakla beklenirdi. Her aday gösterilme sürecinde bazı sıkıntılar olur, bir şey gelişir, bir mekanizma gelişir ve sonuçta yine Melih Gökçek öne geçerdi. Şimdi hani neden şimdi sorusunun? Neden şimdi istifası isteniyor sorusunun? O yüzden hani zarar verdiğini düşündük AK Parti'ye ya da yeterince hizmet edemediğini düşündük. Açıklamasıyla hani çok açıklanabilir bir durum yok. Yani bu açıklama o durumu çok fazla karşılamıyor. Yani ya Melih Gökçek gibi artık başlı başına bir aktöre dönüşmüş, iyisiyle kötüsüyle. Hani bir aktör, yani bir figür, Türk siyasetinde bir figür. Birçok yerel yönetim, birçok belediye başkanının arasında sanki milletvekili gibi, hani siyasetçi, yani aktif siyaset yapıyor gibi bir pozisyonu olan hani bir kişinin bu kadar hani çekilmesinin, istifa etmeyi kabul etmesi ve onun da direnmesi, sürecinin bu kadar mesele oluyor olması bile aslında bunun çok iyi yönetilemediğini gösteriyor. Ortak ve bir görüş hani etik boyutunun dışında böyle pratikte fiili olarak yansıyan görüntü bu. Bu bir şekilde yürütülemiyor ve ister istemez şunu düşünüyoruz. Yani şimdi bugün Melih Gökçek görev bıraksa, çeyrek yüzyıldır Ankara'yı yöneten biri olarak, hani yeterince yönettin zaten deyip hani kimse arkasından ağlamaz herhalde, açık konuşalım. Hı hı. Fakat bir önemli ilke, bir eşik, bu eşiğin aşılmasına değer mi yani Melih Gökçek'in gitmesi, gönderilmesi, hatta bunu alkışlayacak insanlar mutlu olacak diye bir ilkesel eşiğin, bir prensibin aşılmasına değer mi? Aynı şey aslında Kadir Topbaş için de geçerli. Yerel seçimlere, kastınız. Yerel seçimlere bu kadar az bir zaman kala. Yani diyelim ki seçimler yapıldı, bir yıl geçti ve büyük bir olay çıktı belediye başkanı ile ilgili. O zaman bu tartışma gündeme gelseydi daha anlaşılabilir olurdu. Ama yerel seçimler aslında gayet az bir süre kaldı. Ve özellikle bu tanınan simalar yeni insanlar değiller, yeni profiller değiller. Hani denedik olmadı denilebilecek türde insanlar değiller. Ne idilerse son yerel seçimde de oydular, hatta bir önceki yerel seçimde de oydular. Dolayısıyla bugün bu tartışma oluyorsa bu kişilerle ilgili yani ispatı mümkün bir suç mu işlemişler? Şimdi kamuoyuna bunun açıklanması gerekir. İsrarlı bir biçimde istifalar isteniyorsa bir suç mu istemişler? Çünkü başarısızlık gibi bir tablo çizemiyoruz. Hı hı. Yani başarısızlık var idiyse yüzyıllardır bu kentlerden aday gösteriliyor olmamaları gerekirdi. Demek ki başarısızlık değil. O zaman yani bir suç mu söz konusu? Bir iltisak, hani hoşa gitmeyen bir iltisak mı söz konusu? Bu iltisaklı olma hali belgelenebiliyor mu? Bu tür sorular konusunda kamuoyu yeterince tatmin edilmediği için tartışma büyüyor. Ve ister istemez bu tartışmada aslında bu mevzunun, bu krizin çok doğru yönetilemediğini gösteriyor. Etik boyut dediğim, o ilke dediğim, ilkesel eşik dediğim şey de şu. Yani gerçekten yerel seçimlere kısa bir zaman kaldıysa, kısa bir süre kaldıysa, siz seçimle değiştirebileceğiniz adayı
Hani neden böyle bir yöntemle değiştirmeye çalışıyorsunuz? Çünkü böyle bir yöntem eğer yürürlük kazanırsa o zaman yani şu soru da gündeme geliyor. Yerel seçimlere ne gerek var? Yani iktidara, genel seçimde ülkeyi kimin yöneteceğine karar veren, seçimin sonucunda birinci çıkan parti o zaman belediyeleri ona göre düzenler. Yani böyle bir şey, böyle bir bu tarz bir şeyin oluşmaması gerekiyor. Bilakis bundan sonra bir partinin hangi kişiyi aday göstereceğini de partinin başındaki kişi karar vermesin. Ona da belediye meclisi ya da başka seçim mekanizması, başka bir mekanizma karar versin. Bundan sonra hani artık Türkiye'nin hani o kadar ileri demokrasi demiş bir ülke olarak hani gidilmesi gereken yer buyken yani bir partinin başındaki kişi hangi ilden, hangi ilçeden, hangi yerel yönetimin başına eğer o parti birinci olursa kimin geçeceğini dahi bir seçimle karar versin. Yani hangi kimin adaya gösterileceği dahi bir seçim mekanizmasından süzülerek gelsin. Bizim ilerlememiz, yürümemiz, gitmemiz gereken yol bu. Anladım. Yani seçimle gelmiş kişileri kamuoyuna çok fazla açıklama yapmadan yerinden etmektense bilakis yani giderek seçimi yani seçimli bir mekanizmanın yolunu tutmalıyız ve onu istikrarlı hale getirmeliyiz. Doğru olan bu açıkçası. Evet, sorulara yanıtlar çıktı. Yunus Bey, 3 soru bir de ortak görüş var gibi geldi bana. Yani ortak görüş için gibi geldi diye söylüyorum ama öyle görünüyor. Nedir onlar? Nasıl açıkça da söylendi. Bir, sorular. Temelde sorun ne sizce? Çünkü profillere baktığımızda konuklarımıza göre ciddi bir başarısızlık, bir fiyasko benzeri bir durum görünmüyor. İki, pratikten hukuka geçiş, hukuksallaşma riski. Üç, demokratik mi değil mi? Ortak görüşse AK Parti veya iktidar bu süreci iyi yönetemiyor. Şimdi iyi yönetememe ile ilgili sanıyorum daha çok iletişim boyutuyla ilgili söylüyorlar. Bu tabii biliyorsunuz mesleki deformasyon diye bir kavram var. Yani insanlar uzun yıllar bir mesleği yaptıkları vakit doğal olarak olaylara da o mesleğin sorunlarını daha öncelikleyerek bakıyorlar. Şimdi tabii uzun yıllar gazetecilik yaptığı için dostlarımız meselenin de sanıyorum bu iletişim tarafını temel mesele olarak değerlendiriyorlar ama bana sorarsanız daha derinde yani siyasi bir özelliği olan bir sorun bu. Yani daha iyi yönetebilir mi iletişim bakımından? Yönetilseydi de çok bir şey fark etmeyecekti. Yani iletişim bakımından yönetilmesi değil mesele. Mesele İşin özünde demokratik kültür bakımından, demokratik işleyiş bakımından çok ciddi mahsurların bulunması. Bunu istediğiniz kadar yönetebilin. Yani netice itibariyle bir şekilde kötü bir ürünü istediğiniz şekilde paketleyin, istediğiniz efendim janjanlı ambalajla tüketiciye sunmaya çalışın. Pek bir şey fark etmeyecektir. Tam olarak böyle bir örnek. Şimdi bunu söyledikten sonra demokratikleşme bahsiyle hemen başlamak istiyorum. Şimdi Türkiye merkezi otoritenin çok güçlü olduğu bir ülke. Öteden beri de öyle oldu. Yani kabaca Tanzimat'tan günümüze Türkiye'deki modernleşmenin tarihi bir yandan da merkezleşmenin tarihidir. Biz bunu da kabaca yine söyleyeyim Fransızlardan gördük, onlardan aldık bu yaklaşım tarzını. Ama dünya tabii artık bundan uzaklaşıyor. Yani Fransa'da bile yani bu merkezileşmenin ana vatanı olarak söyleyelim Fransa'da bile 1980'lerden sonra işte bölgeler, yerel yönetimler falan yeni konular yönetim bakımından gündeme gelmeye başladı. Yani artık günümüzde demokratikleşme, yerelleşme olarak görülüyor. Aslında bunu da Türkiye'de en iyi bilen kimselerden birisi Sayın Erdoğan olması gerekir. Çünkü İstanbul Belediye Başkanı iken hatırlayın Habitat Zirvesi İstanbul'da yapılmıştı. Yani Türkiye'nin dünyadaki bu küreselleşme dönemindeki yerel yönetimlerin öne çıkması, küresel kent kavramının doğması gibi durumları aslında iyi bilecek, takdir edecek bir kimse. Şimdi bunların olduğu bir ortamda yani demokratikleşmenin yerel katılımla beraber düşünüldüğü bir ortamda Türkiye'nin belediye başkanlarının, seçimle gelmiş belediye başkanlarını bu şekilde görevden uzaklaştırıyor olması yani hiçbir şekilde demokratik anlayışla ve çağdaş anlayışla öyle söyleyeyim yani günümüzün devlet yönetimi anlayışıyla bağdaşan bir durum değil. Burası çok net. Yani çünkü öyle ya da böyle siyasi parti bu konuda yetkili değil. Yani parti
bunu kendi ilkeleri bakımından sorumlu görüyorsa en fazla o kişiyle ilgili bir disiplin çalışması yapabilir. Yani geçici ihraç edebilir, efendim kesin ihraç edebilir. Neyse parti düzeyinde bunun yaptırımları, kendi ilkeleri bakımından sorunu gördükleri yer neyse onu yapabilir. Bundan öteye partinin bir yetkisi olmaz. Yani demokratik anlayışta bu düşünülmez. Ne olabilir? Gerçekten bir suç varsa, yani İçişleri Bakanlığı bu suç vardır diye düşünüyor, incelemeyi derinleştirmek istiyor, bu sebeple görevden alacaksa, bu tabii bir yanında da aslında savcıların vazifesidir. O sebeple yani bu şekilde bu insanlar, yani insan düşünmek istemiyor değil mi? İstifa edecekler ve böyle bir şey varsa eğer bundan kurtulacaklar falan. O kimseler bakımından da görüyorsunuz çok sorunlu bir durum. O yüzden yani açıklanması gerçekten zor bir mesele. O yüzden benim söylemeye çalıştığım şu ki, yani Türkiye'deki demokratik işleyiş bakımından çok ciddi mahsurlar içeriyor. Ve Türkiye ne yazık ki tabii özellikle bu Nisan Anayasa Referandumundan sonra bu yola girdi. Bakın bizim yani uzun süreye, tarihsel süreye yayılan bir tarihsel akışımız var. O akış kim kesintileri bulunsa da, sorunları bulunsa da demokratikleşmeye doğru bir akış. Ve doğal olarak bu demokratikleşmeye doğru akış hesap verebilen bir yönetime doğru akış anlamına geliyordu. Ancak biz 16 Nisan referandumuyla getirilen başkanlık sisteminde gerçekten güçleri denetlenebilir, frenlenebilir bir yönetim anlayışını devre dışı bırakarak bir şekilde kuvvetli ayrılığını ortadan kaldıracak bir anayasa değişikliğini 16 Nisan'da bu gerçekleşti. Bunun bir sonucunu yaşıyoruz. Bu daha da yaşayacağız benim kanaatim o ki. Yani Türkiye'nin bu içine girdiği tarihsel akışından bir geri dönüş, öyle ifade edeyim. Bu gerçekleşti. İşte onun bir sonucu olarak böyle belediye başkanlarında hadi kardeşim sen çekil şeklinde görevden uzaklaştırılması tam aslında bu Türkiye'nin demokratikleşmeden uzaklaşmasıyla beraber düşünülmesi gereken bir mesele. Şimdi hukuksallaşır mı diye sordunuz. Bu olamaz. Yani geri çağırma diye bir mekanizma vardır. Bizde yok. Dünyada başka ülkelerde var. Nedir bu? Belli sayıda vatandaş imza toplar. Der ki kardeşim ben bu kimseden, yöneticiden memnun değilim. Seçimlerin yenilenmesini istiyorum. Bakın bu gerçekten demokratik bir işleyişle ilgili bir şeydir. Bu olabilir. Ya belki yani, partinin yerel teşkilatından bir o başka bir şey. Yani partide buna, bakın partide buna imkan verirseniz, yani bir partinin seçimle gelmiş, halk oyuyla seçimle gelmiş yöneticilere görevden almasına imkan verirseniz bu demokratik olmaz. Çünkü parti bir şekilde tabii demokrasinin temel kurumu olmakla birlikte diğer taraftan da disiplin, kontrol mekanizması da içeren bir kuruluştur. Yani partinin böyle bir tarafı da vardır. Bir yüzü budur, bir yüzü de odur. Peki encümen? Belediye meclisinin belediye başkanını görevden almak gibi bir yetkisi yok. Yok ama. Ama yani işte bütçesini kabul etmeyebilir, kimi uygulamalarını efendim baltalayabilir. Ama yani Anadolu'da birçok şehirde bir partinin çoğunluğu olmadan belediye başkanı olan iller var. Yani Ankara'da örneğin Mansur Yavaş kazansaydı seçimleri, yani %1'lik bir farkla Sayın Gökçek kazandı. Çok büyük bir farkla AK Parti Ankara Belediyesi'nde hakim vaziyette olacaktı. Buna karşılık efendim CHP'yi belediye başkanı olacaktı. Kimi zorluklarla bu işleyebilirdi. Şimdi hemen sıcağı sıcağına alayım da Kemal Bey. Yani hukukileşme meselesine Kürşat Hocam ilginç bir tespit yaptı. Hukukileşmemiş olsa bile bir gelenek başlatıyor aslında AK Parti şu anda. Bir ara benim de ağzımdan gelen. Yani bu aslında çok tehlikeli de bir şey. Neden tehlikeli? Şimdi ben Ankara'da görev yaptığım esnalarda çok gördüm. Yani siyasetçinin başka bir siyasetçiyle kavgası, tartışması, gerilimi sadece hizmet edemiyor, oy kaybediyoruz, etik kurallar, ahlaki sorunlar bunlardan olmuyor yani. Hepimiz insanız. Bir gazetecinin bir gazeteciyle kavgası nasılsa bir siyasetçinin oluyor. Bir siyasetçiyle gerilimi kavgası da eften püften sebepten olabilir. Hı hı. Şimdi düşünelim şöyle, yani genel başkan yardımcısı, yerel yönetimlerden sorumlu bir genel başkan yardımcısı bir belediye başkanıyla tartışsa, o belediye başkanını istifa et diyebilecek bir gelenek başlatıyor AK Parti. Çünkü bugüne kadar hiç tarihinde olmamış bir şeyden bahsediyoruz. Bir şey yaşıyoruz yani. Ve ben bunu çok böyle kolay ve basit bir şey gibi, sıradan bir konu gibi de konuşulmasını da şaşırıyorum işin doğrusu. Yunus Bey'den yani sorun nedir diye sormuştunuz. Araya gideceğiz. Sorun da bana sorarsanız yani bu konuştuklarımız değil. Yani çünkü Türkiye'de siyasal yaşamda yani ne yazık ki böyle
yani şeffaf bir yönetim anlayışı falan yok. Yani başka kurumlar da yok. Sadece bu konuştuğumuz belediyelere özgü bir sorun değil bu. Yönetim sorunları bakımından, diğer konuştuğumuz meseleler bakımından. Sorun, önce söylemeye çalıştığım gibi siyasi bir mesele. Burada gelmekte olan seçimlere dönük parti yönetimi ve Sayın Cumhurbaşkanı bir tahkimat yapıyor. Yani Türkiye ve iktidar önemli sorunlarla yüzleşecekler anlaşılan 2018 yılı içerisinde. Ekonomik sorunlar, dış politika sorunları. Orada parti içerisinde bir aykırı ses mümkün olmasın. Bir şekilde bu aykırı sesi bugün çıkartmasalar bile yarın çıkartabilme kapasitesine sahip kimseler bulunmasınlar anlayışıyla benim görebildiğim kadarıyla bir tahkimat yapılıyor. Son bir şey daha ekleyeyim. Bakın AK Parti'nin mahalli seçimlerdeki oyları yani 2004'ten günümüze bakıldığında genel destek düzeyinin biraz altında gerçekleşti. Bununla birlikte muhalefet partisi, Cumhuriyet Halk Partisi bakımından da her seçimde mahalli seçimlerdeki desteği Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha yüksek gerçekleşti. Genel seçimler. Evet, genel seçimlere kıyasla. Şimdi bu bize bir şey gösteriyor. Ve zamanında gerçekleşen seçimler, yani Kasım'da genel seçim, Mart'ta mahalli seçim gerçekleşirse ve referandum sonuçları da tabii akılda tutulursa onu da hatırlatmak istiyorum. İstanbul ve Ankara'yı AK Parti'nin kaybetmesi ihtimali ilk defa bu kadar gerçek bir ihtimal olarak orta yerde bulunuyor. Şimdi bu şartlarda aday gösterilmedikleri vakit mevcut belediye başkanları, başta Ankara ve İstanbul için aynı şeyi söylemek istiyorum. Onların seçimde görevden yeni ayrılmakta olan belediye başkanı olarak ve o sırada seçim kampanyası sırasında görevde bulunan belediye başkanı olarak partilerini seçim kaybettirebilme imkanları da var. Onu herhalde değerlendirerek, eğer öyle davranırsa, evet, yani diyelim ki X belediye başkanı, şu anda görevde bulunan belediye başkanı 2019 Mart'ın aday göstermedi ama bütün kampanya boyunca o kimse belediye başkanı olarak bulunuyor. Anladığım kadarıyla bu riski de almak istemiyor. Yani arkasında bir de böyle bir siyasi hesap da var. Ama bu bir partinin böyle bir derdi belki olabilir ama bu dert Türkiye'deki demokratik işleyişin bir temel prensibini ortadan kaldıracak gücü, imkanı kimseye vermemeli. Mesela teşekkür ediyorum. Araya gidiyoruz, devam edeceğiz. Bugün yarının birinci konusunda tartışmaya ya da fikir, argüman almaya devam ediyoruz. Başkanlar meselesi. Yeniden Ankara'ya dönelim Kürşat Zorlu'ya. Kürşat Bey, gereği yapılacaktan siz ne anlıyorsunuz istifa etmezse? Şimdi burada çok önemli bir nokta var esasında. Sanırım Nihal Hanım ifade etti biraz onu. Burada bir usulsüzlük, tırnak içinde kullanıyorum. Bir yolsuzluk veyahut yürütülmekte olan FETÖ soruşturmalarıyla bağlantılı herhangi bir ilişkisel bağlam var mı, yok mu? Şimdi bunları kamuoyu merak edecektir önümüzdeki günlerde. Bir olağanüstü hal var ve tabii ki seçmenlerin algıları, seçimlere yönelik beklentileri birazcık farklı. Yani normal siyasetin doğal koşullarında geliştiğini söylemek hayli güç. Ama bunlar seçim yaklaştıkça sorgulanacaktır ve sadece bir metal yorgunluğu üzerinden ya da mahalli idareler seçimlerinde daha iyi bir netice alabilmek adına bu usulün geliştiriliyor olması bence AK Parti açısından sorunlu bir siyaset mecrasına doğru yöneldiğinin işareti olarak görüyorum. Çünkü politika çıkar ve rekabet alanı kadar bir uzlaşma ve barış ve düzenin de bütünleşmesini sağlaması gereken bir mekanizma. Bunu yapabildiğiniz ölçüde zaten politikayı doğru mecrasına yönlendirerek oturtabilirsiniz. Şimdi burada çok açık ki örtülü bir gönderme var. Yani biraz önce söylediğim bu istişare toplantısında zaten Sayın Erdoğan bunun işaretlerini vermişti. Yani burada ne yapılmak isteniyor? Şimdi istifa etmediği takdirde neyle karşı karşıya kalacak belediye başkanı? Burada işte hukuki sürecin işlemesinden bahsediyoruz. Ama hukuka baktığımızda, yani ilgili kanun maddesine baktığımızda bir belediye başkanı ancak İçişleri Bakanlığı'nın teklifi ve danıştan onayıyla görevden alınabiliyor. Ve bunun içinde bir takım koşulların tekinin veya bir bütün içerisinde sağlanmasından söz edebiliriz. Ben de zaten biraz önce hukukileşme derken
Bundan bahsediyordum. Eğer bu pratik kazanıp bir doğal hal gibi algılanmaya devam edecek olursa, bir süre sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu hukuki sürecin içerisinde bir şekilde eklemlendiği bir hukuki değişiklik, bir mevzuat değişikliği de gündeme getirilebilir. Yani burada sadece Sayın Erdoğan'ın vereceği bir karar ya da imza ile alınmak yerine işte soruşturma izninin onun onayına tabi tutulması gibi bir takım yollar evet. geliştirilebilir. Peki. Ama sorduğunuz bu pratikte yani kısa vadede nasıl bir şey gösteriliyor Sayın Erdoğan tarafından. Bunu şu ana kadar tespit edebilmek hayli güç. Yani Sayın Melik Gökçe'nin ismi üzerinden bir takım sosyal medyada doğru ya da yanlış birçok iddialar dönmekte. Ama bunu toplum vicdanının, seçmen vicdanının nezdinde doğru bir noktaya getiremezsek, doğrusu bu sadece AK Parti'yi de ilgilendirmiyor Oğuz Bey. Ben onu da söyleyeyim. Bu ülkedeki tüm siyasal sistemi, siyasal partilerin önümüzdeki dönemlerde ortaya koyacakları politikaları ve demokrasi kültürümüz açısından ciddi bir yol ayrımında olduğumuzu düşünüyorum. Zira bunun önü açıldığında başka bir siyasi partide başka bir belediye başkanına sen şu gerekçeyle istifa etmelisin çünkü sen yoruldun diyebilme imkanı da tanıyor. Kabul edelim ki şu anda ülkenin politik alanının dinamiği ve odak noktası özellikle Sayın Erdoğan tarafından peki, yönlendiriliyor. Kürşat Onun Bey, atacağı bu adım örneklemesi ciddi bir yayılma gösterecektir. Tamam, Kürşat Bey, bu bölüm biraz kısa, devam edeceğiz belki ama o yüzden araya girdim. Mümkün olduğu kadar çok fazla görüş alalım. Tekrar devam edeceğiz ama Nihal Hanım, size göre ne yapılacak o zaman? Gereken yapılmasından ne anlamak gerekiyor? Yani soruşturma gibi ve bu soruşturmanın hani bir demokrasi kılıcı gibi istifa etmesi gereken, beklenen belediye başkanı. Kaldı ki bu sadece belediye başkanları ile de sınırlı kalmayabilir. İl ilçe teşkilatlarının önemli koltuklarında oturan kişilerle de ilgili olabilir. Kaldı ki zaten yakın zamanda bu teşkilatlarla ilgili de böyle sorunlar, tartışmalar gündeme gelmişti. Hatta oralarda merkezden liste dayatılmasına itiraz eden kişiler olmuştu. Yani neden bunu yapıyorsunuz? Sonuçta biz aramızdan iyi birini seçip çıkaramaz mıyız? Hepimiz bu mevzuya, AK Parti'nin ideallerine baş koymuş ve sadakatle çalışmış kişileriz. Neden liste Ankara'dan geliyor? Neden buradaki o hani dediğim gibi o seçim mekanizmasını, kendi aramızdaki mekanizmayı geride bırakmamız gerekiyor gibi ufak tefek itirazlar olmuştu. Ve sonra bu Melik Gökçek pat diye böyle öne çıktı. Ve şimdi seveni kadar kendisini antipatik bulanı da olduğu için bir anda tabii cover etti medyayı. Evet. Yani sosyal medyayı, medya en çok konuşulan ve tek konuşulan istifalar dendiği zaman Melik Gökçek kaldı. Çünkü Kadir Topbaş anladı istenmediğini ve gayet beyefendi bir biçimde geri çekildi. Yani o veto meselesi biliyorsunuz yansıdı. Ve hani bu şeylere bulaşmak istemedi aslında. Bu çekildi kenara, yani çizgisini çekti ve kenara çekildi. Şimdi Mehmet Bey'in bunu yapmayacağı da biliniyordu, direneceği de biliniyordu. Ve bir anda Melik Gökçek konuşulmaya başlandı sadece. Ama burada aslında bu mevzu Melik Gökçek konusundan önce merkezin taşra üzerindeki zorlayıcılığının ve denetiminin dozu ile ilgiliydi. Peki. Ve bu doza gelen küçük çaplı eleştirel yaklaşımlarla ilgiliydi. Ve bunların önü birden kesildi. Peki. Şimdi burada tabii ki AK Parti'ye gönülden destek vermiş olanların önünde aslında bu tartışma bir tuzak. Bağışlayın böyle kıpırdıyorum falan. Yani hızlı gidelim. Ne evet. yapılması gerekirdi ve daha iyi olurdu konusunda da aslında küçük bir önerim var. Geleceğim zaten oraya. Yani isterseniz çünkü şimdi söyleyeyim ya da daha sonra söyleyeyim. Yok, sonra alalım onu çünkü bu bölüm dediğim gibi kısa. Şunu sözü not aldım. Seçmen vicdanında doğru noktaya getirilip getirilmemesi mevzunu gündeme evet. getirdi. Size göre gereken ne olur ve çok kısa alayım ama sonuç. Evet, yani burada
gereken çok açık. Bu duruma saygı göstermek, görevden ayrılmak istemiyorsa insanlar onları... Yok ama gereken yapılırdan kastı Cumhurbaşkanı'nın. Akla ne getiriyor? Yani akla partiden efendim çıkarmayı getiriyor. Hmm. Partiden çıkartma dışındaki yol, yani dediğiniz gibi soruşturmayla uzaklaştırma yolu, bu pek normal bir yol değil. Çünkü o zaman istifayı beklemeye gerek yok. Yani eğer böyleyse, böyle bir ciddi sorun varsa görevden uzaklaştırmayı gerektiren, o zaman istifa et kardeşim açıklaması yani çok mahsurlu. Partiden ihraç. Zaman, ha, partiden ben hatırlıyorum. Tahran dönüşü ihraç partiden, veya görevden uzaklaştırma. Evet, yani bu, yol iki yapmak tane. İstemeyiz demiştik. Yol iki tane ama dediğiniz gibi diğer yol, yani görevden uzaklaştırma yolu bir şekilde partinin meselesi değil o. O kamunun meselesi. Hmm. Efendim Danıştay'ın vereceği kadar Ankara'dan Kürşat Bey'in söylediği gibi ve soruşturmanın nasıl işleyeceğiyle ilgili mesele. Ardından daha önce niçin açılmadı bu soru? Evet, niye daha önce açılmadı? O mesele gündeme gelecek. Niye istifaya çağırdınız o zaman? Hemen soruşturmayı başlatıp, yani böyle bir sorun görünüyor. Hemen soruşturmayı başlatıp, değil mi? Yani kendileri de o zaman vazifelerini gereğince yapmamışlar anlamına gelir bu. Süreyi iyi değerlendireyim. Kemal Bey'e de sorayım aynı soruyu. Ne geliyor aklınıza ve olası sorun? Yani sert bir müdahale gözüküyor. Yani partiden ihraç da, görevden alma da sert müdahaleler bunlar. Kime karşı? AK Parti'nin 3 dönem belediye başkanlığını yapmış, 20 yaşında bir çocuğun ömrü boyunca tek gördüğü belediye başkanı Melih Gökçe'ye karşı. İlahi. Şimdi bir başka tanım, çok tanım var Melih Bey için ama evet. Şimdi bunu kolay açıklayamazsınız. Yani kamuoyuna açıklayamazsınız. Yani bence çok hayati sorular da doğuracak yani bu. Yani partiden yani istifa etmesini istiyorsan bir suçu var o zaman. Suçu ne? Bilmiyoruz. Yani istifa edemez, şey yani Melih Gökçek bayrak kaldıramaz. Niye kaldıramaz? Yani haklıysa, suçu yoksa, masumsa en azından bir itiraz eder herhalde. Bir şey söyler yani. Edemez yani. Neden? Onu da bilmiyoruz yani. Peki çok teşekkürler. Vallahi tamamladık galiba değil mi Suat? Süreyi uygun getirdik. Teşekkürler. Aranın ardından devam edeceğiz. Böyle kısa kesmek durumundayız bu bölümü, programın tekrarı için. Gündemin en ağırlıklı konusu üzerinde konuşmaya devam ediyoruz bugün, yarın da. Yaygın görüş, iktidarın zorlu bir süreci yaşadığı, buradan devam ediyoruz. Epey konuyu ele aldık. Burada bir başka mesele sık sık gündeme getirildi, biraz sözünü ettiler katılımcılarımız ama biraz daha ayrıntılı ele alsak diye. Seçmen tabanındaki etkisi Kemal Bey. Şimdi çeşitli anket firmalarıyla düzenli görüşüyorum. Arıyorum sahadaki son anketler, durumlar nedir diye. Dramatik bir oy kayması, oy değişikliği henüz gözükmüyor. Fakat bütün anket şirketlerinin ortak kanaatleri kararsızlar kısmının gittikçe büyüdüğü yönünde. Yani otobanda sağa çekip güvenlik şeridinde park edip bekleyen, bu yol ne olacak, bakalım trafik nereye gidecek diyen seçmen sayısında büyük bir artış gözüküyor. Yani bu bütün anket şirketlerinin ortak kanaatleri. Henüz büyük oy kaymaları yaşanması için de çok fazla bir gerekçe de görmüyorum. Birincisi siyasetin alternatifsizliğinden kaynaklanıyor bu. Ne demek bu? İşte Meral Akşener bir parti kuracakmış. Bir türlü çıkıp kurmadı, görmedik ortada ama bir oy alıyor. Şimdi bakın bu da enteresan bir şey. Siyasette bir alternatif arayışına ilginç örneklerden biri olabilir. Parti ortada yok. İsmi bilinmiyor. Henüz deklare edilmemiş. Belki de kurmayabilir ama %6, 7, 8 bazı anketlere göre 9-10 civarında oylar aldığı söyleniyor. Siyasette bir alternatif ihtiyacını gösteren şeylerden biri. Bunlar arttıkça, çıktıkça, yeni oluşumlar oldukça bütün partilerde bir dramatik oy değişikliği görülebilir. Ben bu olayın şehirlere özgü olarak, mesela işte Balıkesir ise, Düzce ise, Ankara ise, o şehre özgü, eğer konu gerçekten haklıysa,
Yani parti kendini iyi anlatmışsa, bunu iyi yönetmişse çok büyük bir soruna yol sorun açmayabilir. Ama değilse bundan korkmak lazım. Çünkü yani AK Parti tabanında da ne olup bittiğini tab olarak bilmiyoruz ama bugün dikkatimi çekti Abdülkadir Selvi'nin yazdığı yazı. Orada beyaz AK Partililer diyor. Yani şehirlerde yaşayan, maddi durumu iyi, üniversite mezunu, küreselleşmeye, dünyaya da açık bir kesim ve AK Parti geleneksel politikalarıyla bu kesimi ikna etmekten giderek uzaklaşıyor diye bir saptama var. Çok katılıyorum. Yani ben de bunları sık sık yazan birisiyim. AK Parti'nin kurmaylarının sosyolojiyi bazen okuyamadığı veya çok iyi tespit ettiği kanaatine ben de değilim yani. Mesela ben yani kurulduğu günden beri AK Partili bir insanım. Danışmanlık yaptım, genel müdürlük yaptım. Bakın ben eleştiriyorum AK Parti'yi. Yazılarımda da eleştiriyorum, konuşmalarımda eleştiriyorum. Hani ben daha iyi olsun diye bunları dile getirip bir öz eleştiri şeklinde yapıyorum. Ama benim gibi yüzlerce, binlerce insanın ilginç bir şekilde memnuniyetsizliklerini ve hassasiyetlerini dile getirdiklerine de şahit oluyorum. Gittiğim konferanslarda, toplantılarda. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok büyük bir gücü ve enerjisi var. Ama bu enerji bu huzursuzluk ve rahatsızlığı daha giderebilecek güce hala sahip mi değil mi? Bunu önümüzdeki günlerde veya göreceğiz. AK Parti'nin yani. Kendisi Cumhurbaşkanı'nın o enerjisine veya beklediklerine yanıt verebilecek durumda. Bir şey söyleyeceğim, bunu belki bir dahaki şeyde tartışalım. Yani Erdoğan ve AK Parti ayrımı, yani Erdoğan yalnız kaldı söylemi, Erdoğan tek başına mücadele ediyor söylemi, Erdoğan yoksa AK Parti de yoktur söylemini tartışmak isterim. Ben bunu çok tehlikeli ve çok zararlı bir söylem olarak görüyorum ama size bırakıyorum takdirinizi. Yok, konu dışında yani, akla gelen sorulardan biriydi. Yunus Bey, siz ne dersiniz? Bu tür gelişmelerin AK Parti tabanında özellikle etkileri deyince şimdi, aklınıza ne geliyor? Tabii ki şu doğru, yani il bazında ele almak herhalde daha doğru. Yani 40 il başkanı, 400 ilçe teşkilatı değişti. Yani çok kapsamlı değişiklikler ama şu hatırlatmayı yapalım. Yani AK Parti daha önceki örneğin Milli Görüş Partilerine, öyle söyleyeyim, bir bakımdan pek benzemiyor. O partiler daha bir teşkilat partisiydi. Yani ne demek istiyorum? Partinin önemli noktalara taşıdığı kimseler, kamusal görevlere seçtirdiği kimseler daha çok parti teşkilatı bünyesinde yetişmiş falan kimselerdi. AK Parti bir ölçüde bir ayağı da devlette olan, yani bir ayağı sivil toplumda, bir ayağı devlette olan bir kuruluş. Yani şeyi hatırlayın, 2015 seçiminde yorum, sayın, bu evre bu nasıl diyelim, buraya evrildi. Evet, yani başlangıçta bir tam bir sivil toplum görünümündeydi. Evet, dışarıdan geliyordu doğru ama şurası önemli. Bakın, Davutoğlu'nun 2015 seçiminden önce bir açıklaması oldu. Yani herkes istifa ediyor bürokraside. Herkes aday oluyor partiye gelmek istiyor, milletvekili olmak istiyor. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bunu söylemişti. Evet. Şimdi şu bir gerçek, yani AK Parti'nin yapılanması, partinin bir kuruluş olarak parti örgütlerinin, üyelerinin söz hakkı olan, politikaları etkileyen, belirleyen, adayları tespit eden falan bir kuruluş olarak şekillenmedi. Yani lider önemli ve lider daha çok özel sektörde ya da kamuda önemli konumlarda bulunmuş kimseleri kritik konumlara taşıyor. Böyle gerçekleşti. Şimdi burası önemli bir nokta. O bakımdan bu ciddi bir farklılık içeriyor. Yani bu teşkilattaki değişiklikleri de böyle görmek lazım. Bu ne anlama geliyor? Bu fakat il teşkilatları böyle çok etkilemez. Yani il başkanı. Evet, şunu, belediye başkanı farklı evet, bir şey. Şunu, evet. Şuna getirmeye çalışıyorum. Yani buradaki olay, buradaki girişim partiyi yenileme, partiyi güçlendirme olarak bana görünmüyor. Buradaki girişim partideki merkezin denetimini daha etkili kılma, ipleri daha sıkıca ele alma olarak ben okuyorum. Ben katılmıyorum o fikre. Ve şöyle açıklamaya çalışayım. Bakın, şu tabii kritik bir nokta. Şimdi Sayın Erdoğan, diğer Türkiye'deki parti genel başkanlarından bir farklılığı var. Partici
bir kimse. Yani parti teşkilatlarında çalışmış, gençlik kollarında çalışmış, efendim il başkanlığı yapmış falan, oralardan gelen bir kimse. Bu farklı bir formasyon Oğuz Bey. Yani oradan geliyor olmak başka bir şey. Şimdi buradan gelen bir kimse olarak parti genel başkanlığından bir süre uzak kaldı. Yani 2014'te Cumhurbaşkanı seçildikten sonra anayasa değişikliğine kadar parti genel başkanı değildi. Diyeceksiniz ki belli bir mesafeden, işte bir kol mesafesinden ya da bir uzaktan kumandayla neyse partisini kontrol ediyordu. O tam geçerli değil tabii. Yani doğrudan sorumluluğu alarak partinin başkanı olmak başka bir hadise. Uzaktan kumandayla idare etmeye çalışmak başka bir hadise. O yüzden bütün olay yani Nisan referandumundan sonra Sayın Erdoğan'ın parti genel başkanı olmasından sonraki gelişmeler daha çok parti içerisindeki bu denetimi sıkılaştırma, parti içerisindeki kontrolü sıkılaştırma olarak görünüyor. Şimdi bunu ben böyle tahlil ediyorum. Yani olan hadise bu. Bu durum seçmen tercihleri ne derecede etkiler? Şimdi Kemal Bey'in söylediğine şu bakımdan katılıyorum. Yani parti kuruluş olarak çok tesirli olmadığı için politikaların oluşumun adaylarının tespitine oradaki değişiklikler, partideki değişiklikler etkilemeyecektir. Burası doğru. Çünkü liderin belirleyiciliği zaten bir kural olarak en azından belli bir aşamadan sonra gerçekleşti. Şimdi esas tabii buradaki meselemiz belediye başkanlığı ile ilgili yapılan bu operasyonlar nasıl etkiler? İki bakımdan etkileyecektir. Birincisi bir kuşku. Yani Türkiye kardeşim nereye gidiyor? Yani bir ölçüde Türkiye'deki bu referandum sürecinde çok açıklıkla gündeme gelen otoriterleşme tartışması, yönetimin sınırlanmasının ortadan kalkıyor olması tartışması tekrar evlenecektir. Bu seçmenleri etkiler. Yani AK Parti seçmeni önemli bir kesim var ki bundan rahatsız olacaktır. Yani Türkiye bir de otoriter doğrultuya gitmemeli hissiyatı. Biraz önce sizin tespit ettiğiniz, Sayın Selvi'nin yazısına referansla tespit ettiğiniz seçmen kitlesi için, AK Parti seçmen kitlesi için bu da açıklıkla görülecektir. Yani bir defa bu olacaktır. Yani sembolik olarak bu olay bir sembol olarak Türkiye'nin yönetimindeki kişi merkezli anlayış egemen oluyor yaklaşımını gündeme getirecektir. Bu etkileyecektir seçmen tercihini. Çünkü öyle ya da böyle diyelim %50'yi düşünün yani evet oyu kullanan %50. O insanlar o %50 yani çok önemli bir kesim için söylüyorum. Türkiye'de otoriter bir yönetim başlasın diye oy verdiklerini düşünmüyorum. Öyle vermediler oyunu. Yani partinin bir anlatımı vardı konuyla ilgili ya da işte parti taraftarlığı diye bir hissiyat vardı. Parti onları ikna etmişti doğrusu iyisi Türkiye için budur diye. O şekilde oy verdiler. Ama şimdi muhalefetin söylemekte olduğu ya Türkiye iyi bir yere doğru gitmiyor kardeşim. Bu gidiş demokratik bir doğrultuya gidiş değil tezi o kesim için, evet oyu da vermiş bir kesim için bir defa çok etkili olacaktır. Ha, demek ki muhalefetin bu söylediği bildiğimiz iktidar muhalefet çekişmesinden öteye başka bir şeymiş. Demek ki muhalefet doğru söylüyormuş. Bu makro düzeyde ben bunun etkili olacağını düşünüyorum. Seçmen tercihleri üzerinde özellikle AK Partililer için. İkincisi daha ilkine kıyasla daha düşük bir etki yaratacak olmakla birlikte tabii ki bu kimselerin bir kendince seçmen tabanı var. Şimdi Balıkesir'deki belediye başkanı son seçimde seçilmişti. Ama Sayın Gökçek 1994'ten beri belediye başkanı. Yani bir takım toplantılar falan değil mi tertip ediyor görüyorsunuz. Bir gövde gösterisi şeklinde binlerce insan katılıyor salonlarda insanlar toplanıyor. O neyi gösteriyor? Bir politikacı olarak kaynak seferber edebilme. Hem beşeri kaynak hem maddi kaynak seferber edebilme siyasi amaçlar için o kaynağı, o beşeri kaynağı ve maddi kaynağı bir siyasi hedef uğruna belli bir doğrultu için seferber edilme kapasitesini gösteriyor. Şimdi buna sahip olan bir kimse gerçekten açık bir mücadeleye girişirse bu etkili olur tabii. Ama bunu bize zaman gösterecek. Gerçekten o yola girecek mi, girmeyecek mi? Evet, o da sorulardan biriydi. İki şeye ben küçük bir itiraz yapayım. Birincisi Tayyip Erdoğan'ın bir disiplin, yani partiyi kontrolüm altına alayım, otoritemi sağlayayım ihtiyacı yok. O zaten doğal olarak öyle. Yani dolayısıyla sıkılaştırma işini gerek yani bu yok. Görev belediye başkanlarını görevden almayı bu gerekçeyle okumamak lazım. İl başkanlarını görevden almak da yani Tayyip Bey'in otoritesine yani biraz gevşekler o yüzden diye değil yani orada bir işte referandumda oy kaybetmiştir, teşkilat iyi çalışmıyordur, takım ölçütleri vardır. Veya bundan dolayı dile yani otorite meselesi hesabi değil hasbi gibi yani o da çok tartışılır bir şey de yani ben bir otorite meselesi ya da
aykırı ses çıkmasın meselesi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü AK Parti'de hiç aykırı ses olmaz yani. Hiç olmamıştır. Şu anda da hiç yoktur yani. Yani onu başka bir yerden okumak lazım. Şimdi Atilla İlhan geçen hafta ölüm yıldönümüydü, hatırlayacaksınız. 12. Onun, yıldönümünü nur içinde yazsın. Tut bir gecedir diye yani bu ihanet meselesini falan da gündeme getiren bir meşhur şiiri vardır. İşte tut bir gecedir, ihbarlar bir ensanslar falan, hatırlar mısınız? Şimdi Ahmet Bey'in şarkısı vardı falan. Şimdi, o bize bir şey gösteriyor. Bakın yani şimdi siyasette, toplumsal yaşamda, genel daha doğrusu öyle söyleyelim. Yani bu karşı çıkma, ihanet etme falan, bu çok böyle açıkça mücadele ederek, kendini göstererek çoğu zaman gerçekleşmiyor. Yani bu daha çok belli bir koşulun gerçekleşmesini beklemek, o gelmekte olan güne bir yatırım yapmak şeklinde. Hele ki otoriter kültür hakimse, yani bir demokratik tartışma yoksa, partideki görevlere seçimle gelinmiyorsa, insanlar bekliyorlar şeyi. Şimdi bunları hep AK Parti üzerinden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinden konuşuyoruz ama diğer partilerde de yok mu? CHP lideri Kılıçdaroğlu da kapının önünde koyarım demedim yani bazı Türkiye'de siyasi hayatımızda öyle. Çok ciddi bir sorun bu otoriter siyasi kültür. Buna hiç itirazım yok. AK Parti'de daha etkili çünkü onun arkasında bir de kamusal güç var. Evet. Yani devlet imkanları var, bütün düşün şeyleriyle, kaynaklarıyla şeyleri. Oradaki durum bambaşka o sebeple. Nihal Hanım'a gelelim. Nihal Hanım, bütün bunlara ek olarak bir de şöyle bir not almıştım. Partide bir derlenme, toplanma hedefinde sorun sadece kadro mu? İsimleri değiştirerek o arzu ettiğiniz dinamizme kavuşur musunuz? Yoksa parti programı, partinin yeni açılımları vesaire de gerekli mi? Fabrika ayarları. Evet. Ya evet, fabrika ayarları hep en çok sık kullanılan eleştirilerden ya da beklentilerden biri. Ama tabii AK Parti'nin kurulduğu dönem Türkiye'de farklıydı, bölgede farklıydı. Şimdi biz birçok sorunu Türkiye içerisindeki aslında 15 Temmuz darbesini bile biraz da Orta Doğu'daki o alan kaymaları bizim iç sorunlarımızı tetikliyor ve belirliyor. Yani bir kaçınılmaz, yani görmezden kaçınamayacağımız bir etkilenme var. Zor bir coğrafyada olduğumuzu hep söylerdik ama biraz hani lafta kalırdı. Şimdi aslında çok şeye bindi. Yani o ilkokul kitaplarında, ortaokul kitaplarında stratejik önemi olan işte zor bir coğrafya, dört tarafı düşmanlarla dolu. Hani tamam, dört tarafımız düşmanlarla dolu demeyelim ama onlar gerçekten bir bir yani fiili olarak yaşıyoruz. Ve bununla baş etmeye çalışıyor bu ülkeyi yönetenler. Bir kere böyle bir gerçek var. Ama bununla baş etmeye çalışırken de bu beka kaygısı, milli birlik, beraberlik, yani hassas dönemlerden geçtiğimiz şu aşamada, hani birliğimizin en önemli olduğu aşamada denilerek, hani en yapıcı, en ufak eleştirilere bile kapı duvar olmak, hemen önüne bir set çekme eğilimi içine girmek, aslında o istenmeyen, o ihaneti, ihanet dediğimiz şeye zemin hazırlıyor aslında. Yani sadakati tahkim etmek için eleştirinin önü tıkadığınız zaman, farklı fikirlerin veya bu olmadı, şöyle olsa daha iyi olurdu diyen her türden tavsiyenin önünü tıkadığınızda, pusuya yatan, sinsice bekleyen, rüzgarı bekleyen, parmağını ıslatıp ıslatıp rüzgara tutan insan malzemesini arttırmış oluyorsunuz. Böyle bir tarafı var ve hatta bazı iktidarın yapılışı aşamasında, siyasetin bir ülkede nasıl siyaset yapılacağının belirlenmesi aşamasında etkili olan kurumlar, medya bunlardan biridir, STK bunlar, işte sendikalar, bazı kuruluşlar bunlardandır. Bunların bütün o beka meselesini, milli birlik beraberlik meselesini istismar ederek otoriterleşmeden süzecekleri fayda için kullanmaya başladıklarını görüyorsunuz. Şimdi 15 Temmuz'u evet çok önemli bir mesela mevzuydu. Çok önemli, ciddi bir girişimdi, hainciydi ve şükür ki beka meselesinin dik alasıydı. Bu şerefli millet evet bu sorunu savuşturdu. Şimdi savuşturulmuş olan bir tehlikeyi gerçekleşmiş gibi yürürlüğe koymamak lazım açıkçası. Yani bu savuşturuldu. O halde bizim yönümüz tekrar özgürlükleri, demokratikleşmeyi, demokratik aksamı en azından yerinde tutmak
Yani onu rafa kaldırmak değil bakın. Sürekli masada gündemde tutmak olmalı. Duygusunun daha fazla verilmesini bekliyor mesela AK Parti'nin. Süreç içinde geliştirip büyüttüğü kitleler bekliyor. Bir de böyle bir durum var. Hmm. Bu kavramların çoğul kitlelere, kalabalık kitlelere açılması aslında AK Parti eliyle oldu. Yani demokratikleşme nedir? Hani bir çözüm süreci, bir barış süreci, evet. Dile özgürlük, kültüre özgürlük veya işte benim inancım senin yaşam tarzını tehdit etmesin, senin yaşam tarzın da ama benim inancımı yaşama pratiğimin önüne geçmesin. Bütün bu kavramlarla kasabadaki çocuğa kadar, kasabadaki ortaokul çocuğuna kadar bu kavramlar AK Parti eliyle ulaştı. Ve o çocuklar büyüdü, o insanlar geldi, kente okumaya geldiler ve bir ileri kavramlarla, ileri mefhumlarla düşünmeyi öğrenirdiler ve dolayısıyla bizzat AK Parti tarafından her konunun aslında halka sorularak hayatiyet bulacağı fikrine kavuştular. Yani AK Parti eliyle belli bir noktaya kadar eğitildiler ve o eğitimlerinin gereği olarak mesela bir şehir meydanı düzenleneceği zaman kendisine sorulmasını bekliyor. Veya bir evet Marmaray çok güzel bir proje olabilir ama onun çıktığı yer olan Üsküdar'da bir takım tarihi, kültürel, benim kendimi semtimle anlamlandırmamı sağlayan bir takım düzenlemeler, tarihi eserler bozulacaksa buna ben itiraz ederim diyor. Çünkü ben işte yönetişim denilen kavramla olsun, demokratik katılım denilen mefhumla olsun. Ben böyle öğrendim. Bana bunları siz anlattınız. Düzenlediğiniz komisyonların düzenlediği gençlik, işte AK Parti'nin siyaset kongreleri olurdu. Gençlere evet. yönelik olurdu, kadınlara yönelik olurdu. Yeni anayasa dediğiniz o çalışmalarla bir sürü platform çalışma yaptı. Biz onlara gittik geldik, bunları öğrendik. Yani aslında o AK Parti'nin kentlerde yaşayan kesimi, AK Parti'ye hep bağlı kalmış ve hep oy vermiş. 20 yaşındaki çocuk örneğini verdi Kemal Bey. Bununla büyümüş, bu kavramlarla büyümüş kitlelerin yani tamam beka sorununu aşmak için ne gerekiyorsa yaparım ama bana da sorun gibi bir beklentisi var. Ve bütün bu belediye başkanlarını istifaya zorlayan bu süreç olsun, teşkilatlara işte merkezden giden listeler olsun. Onun o gözünü açtığı anda AK Parti sayesinde tanıştığı değerlerle şimdiki durumu yan yana getirmekte zorlanıyor o kitle. Anladım. Ve yani bu makasın kapatılması gerekiyor. Yani burada da hani Erdoğan ismi üzerine hiçbir tartışma yok. Eyvallah. Ama bu bir yani iktidarın şahsileşmesi sürecine gittiği zaman insanlar hani demokratik katılım, hani yönetişim, hani yerelden, hani merkezin yetkilerini yerelle daha fazla paylaşması, bütün bunlar konusunda o işte sağ şeride çekip bekleme aşamasına biraz sanırım böyle geliyor. Evet, yani soru yanıtını aldım kesinlikle. Soru mesele kadro mu yoksa parti politikaları, parti tavrı, yaklaşımı mıydı? Sağ olun. Ankara'ya dönelim Kürşat Bey'e. Kürşat Bey, İki konu üzerinde duruyoruz, iki soru etrafında dolaşıyoruz. Bir, seçmen tabanına etkisi, epey yanıt aldık bu konuda. İki, özellikle referandumdan sonra 2019 seçimleri gündeme geldiğinde Cumhurbaşkanı daha ilk saatlerde o akşam 16 Nisan akşamı gündeme getirmişti. Buradan gidiyor ve bunun açılımını görüyoruz, yaşıyoruz. Burada mesele bir, seçmen, bu son olanların seçmen tabanına, AK Parti özellikle tabanına etkisi. İki, mesele sadece kadroların değişmesi mi? Şimdi normal koşullarda yani olağanüstü halin olmadığı bunca kaotik, travmatik süreci geçirmemiş olsak önümüzdeki sürece ilişkin daha net yorumlar kullanmak mümkün. Bunu şunun için söylüyorum. Anket firmalarının bir takım araştırmaları var. Son birkaç haftada kamuoyuna yansıyan. Ama ben bu biraz önce bahsettiğim sosyo-kültürel dinamiklerin o anketlerde cevap bulmamış bazı sorularla bizi karşı karşıya bıraktığını düşünüyorum. Yani bazı görülemeyen, tespit edilemeyen alanlar var. Bence burada en önemli kırılma noktalarından bir tanesi artık seçmen bundan sonra seçimlerdeki rekabet alanına
kimi kimi tercih edeceğine yönelik kararını verirken yeni sisteme göre karar verecek. Öyle görülüyor ki pek çoğumuzda, ben de dahil olmak üzere, bu değerlendirmeyi yaparken parlamenter sistemin bazı izleri var algımızda. Bununla ilintili yorumlar geliştiriyoruz çokça. Ama şimdi yeni bir sistem var. Çünkü 50 artı 1'i alan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olacak ve bu Cumhurbaşkanı adeta tırnak içerisinde başkan diyebileceğimiz çok ciddi yetkilerle donatılmış durumda. Şimdi burada bakın çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum burasının. Benim kabaca yapabildiğim tahliller, etraftaki gözlemlerim ve anketlerdeki kısmi bulgulardan elde ettiğim neticeleri birleştirdiğimde şu kanaatimin güçlendiğini söyleyebilirim. Vatandaş %51.4 ve diğer kısım hayır cevabı verdi referandum neticesinde. Büyük illerin, Ankara, İstanbul buna örnek gösterilebilir, çok ciddi bir zemin kaybı var. Burada vatandaşın alternatif bağlamında çoğunlukla yöneldiği algının Sayın Erdoğan'ın veya seçilecek yeni bir cumhurbaşkanının dengelenmesi üzerine bir yönelim gerçekleştireceğini söyleyebilirim. Yani çünkü mevcut sistem cumhurbaşkanıyla partisine farklı oylar verebilme imkanı tanıyor. Burası çok önemlidir. Veya onu yani bir seçmen zaten referandum öncesindeki kampanyalarda evet. Evet. Dolayısıyla burada çok farklı neticelerle karşılaşabiliriz. Yani Sayın Erdoğan veya bir başka kişi Cumhurbaşkanı seçildiğinde onun partisi mecliste kanunu rahatlıkla çıkaramayacak bir düzeyde konumlanabilir. Bu açıdan biraz önce Kemal Bey ifade etti galiba. İşte yeni bir parti arayışı, yeni bir oluşumun bir takım sinyallerinin bu kadar hızlı bir şekilde oransal açıdan çok yüksek olmayabilir ama parti yokken böyle bir ete kemiğe bürünme çabasında görünmesi aslında vatandaşın ya bu sisteme ben çok ısınamadım. Yani burada bir problem görüyorum algısının güçlendiğini gösteriyor. Ve AK Parti ile ilgili AK Parti özelinde ifade etmek isteyeceğim de bir başka gerçek var. Yine bu sistemdeki değişiklik AK Parti içerisinde teşkilatlarda oy veren geniş kesimlerde kısmi travmalar meydana getirdi. Şöyle ki görebildiğim kadarıyla bir grup teşkilat mensubu AK Partili kurumsal şemsiyenin içerisinde sürekliliğin ve kendi öz benliğinin başarısını önceleyen bir gelecek profili çizmek istiyor. Ama mevcut sistem Cumhurbaşkanı odaklı, onun etrafında konumlanacak bir takım yardımcılar ve sekreterler üzerinden kısıtlı bir azınlık grubun veyahut o ifadeyi kullanmak istemiyorum ama bilimsel de bir ifade, bir oligarşik topluluğun devlet mekanizmasında yön verebilirliği rahatsız ediyor teşkilatların bir kısmını. Şimdi bu seçimlere yakın nasıl bir neticeye gidebilir? Nasıl bir etkisi olabilir? Bunu bugünden söylemek güç. Yok, ama zaten ben de seçimleri kastetmedim ama Erdoğan'da, seçmen tabanı bugünlerde buna nasıl? İleride aslında yani bir yıldan fazla bir zaman var. Bu az buz da bir zaman değil. Kimi meseleyi ele aldığınızda kısa bir zaman neyi mihenk alıyorsanız, kimi meseleye baktığınızda uzun bir zaman, evet. Bir de tabii Sayın Aksever, bu seçim süreci yeni sistemle birlikte çok değişkenli bir süreç. Örneğin Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti'nin özellikle terör ve beka meselesi bağlamındaki politikalardaki işbirliği acaba önümüzdeki süreçteki seçimlere nasıl etki edecek? Bu tür bir değişkenlerin bir arada irdelenmesinin gerekliliğinin altını çizmek istiyorum. Yani dünün parlamenter sistemiyle çok fazla neticeye varmak mümkün değil. Ama çok açık ki ülke bir ekonomik adı konmamış bir krizden geçmekte. Yani bunu farklı meslek grupları ifade ediyorlar. Çok ciddi bir soruşturma alanı var. Haklı ya da haksız işten çıkarılmalar vesaire var. Bunlar bir araya getirildiğinde toplumun belli bir kesiminde memnuniyetsizlik havasının artmakta olduğu görülüyor. Ve Sayın Erdoğan da bu belediye başkanları meselesiyle birlikte bir aslında işaret fişeği gönderdi. Acaba ne kadar etkili olacak göreceğiz. Hmm.
Peki. Çok kısa alabilir miyim diğer sorunun yanıtını? Mesele kadro değişikliği mi, isim değişikliği mi? Yani ben şöyle düşünüyorum. Sayın Erdoğan yaklaşık 15 yıllık süreç içerisinde 7 Haziran seçimini bir tarafa bırakırsak oylarını sürekli artıran bir partinin yolbaşçısı, yani önderi ve çok zor koşullarda bu oyları aldı kimi seçimlerde. Yani bu kez alamayacak denilen seçimlerde Sayın Erdoğan sahaya indi ve etkili oldu. Şimdi ben Sayın Erdoğan'ın bakış açısının isimler değişse bile bu oyların benim ve kurumsal kimliğin oyları olduğu gerekçesiyle bu kararlara çok çabuk motive olduğunu, yönelebildiğini görüyorum. Dolayısıyla elimizdeki veriler de hangisinin evet tecelli edeceğini göstermesi bakımından son derece eksik bilgilere sahibiz. Peki, doğru, ama yine de ben Çalıdibi yoklayacağım tabii, bir şey çıkar mı diye. Kemal Bey, size sorayım ama Nihal Hanım, biz izin rica ediyorum Suat. Reji de araya gidelim diye ısrar ediyor. Nihal Hanım da verebilir, Yunus Bey de, ama çok kısa, direnecek mi? En azından Melih Gökçek, bildiğimiz Melih. Yani Edip Bey'in direneceği gözüküyor. Hmm. Bugün bir konuşma yaptı. Veda mı, vefa mı? Yani yılbaşına kadar en azından bir istifa etmemek istediğini biliyorum. Evet. Edip Bey'in. Melih Bey'in de kolay kolay istifa sürecine gireceği kanaatinde değilim. Yani ben Melih Bey'i tanırım. Peki. Yani çok kolay bir istifa süreci olacağını düşünmüyorum. Hatta gövde gösterisi bile yapacağı söyleniyor. İşte yani bir anket yaptırdığı söyleniyor. Ayrı, bir de görsellerle, videolarla yaptıklarını anlatacak giderken yani, falan. Yani başarılıyım, hizmet ettim. Bu kent beni seviyor. Bu üç madde konusunda. Evet. Sayın Erdoğan'ı ikna etmeye çalıştığı ve buna da devam edeceği ortada. Fakat mesele şu, Erdoğan'ın fikri değişmezse Melih Gökçek bu ikna çabasını bir ileri aşamaya taşır mı? Hı hı. Soru bu. Evet. Ve o tamamen belirsiz en azından. Evet, doğru, ciddi belirsizlikler çünkü var ama. Çünkü iki tarafında hani yani orada kaybeden yine Melih Bey olur gibi görünüyor. Evet. Yani. Öyle bir direniş. Gündemde kalmaya da devam edecek bir konu. Tabii gazeteciler daha iyi bilirler. Biz kulisleri okuyunca gazetede kulis haberlerini, işte odasını topladı falan gibi şeyler yazılıyor. Şey söyleniyor mu? Evet, ama hani bugünden yarına nasıl şekillenecek bilemiyoruz. Peki. Suat Polat araya gidebilir artık. Bugün yarın programında dönüşte ve son bölümde şöyle bir plan var. Gündemdeki aslında önemli konulardan birisi nüfus hizmetleri kanununda yapılan değişiklikle müftülüklere resmi nikah yetkisi verilmesi. Konuklarımızın alanlarını göz önüne alınarak biraz bunun üzerinde duracağız. Yunus Bey'le başlarız. Diğer konuklarımızın görüşleri varsa buna dair onları alırız. Sonra da Kuzey Irak mevzunda. Çünkü hem Nihal Hanım hem Kemal Bey bu konuda bugün yazılar yazdılar veya dünkü yazısıydı, bugün de yazdı. Hem aslında Kürşat Bey de bu konuda kalem oynatan bir isim. Ama şu müftülük meselesinde bir görüş alayım. İtirazlar olabilir Yunus Bey. Konu şu, müftüler de evlendirme memurları arasına eklendi nüfus hizmetleri kanununda. Nikah kıyarken evlendirme memurları ne yapıyorlarsa, ne diyorlarsa onu diyecekler. Yani ayrı bir dini seremoni yok. Ayrıca ibadethanelerde de olmayacak. Ama orada şöyle bir şey görünüyor. Bu hani böyle imam nikahına alternatif bir şey değil. Çünkü dua olmayınca, o geleneksel konular olmayınca işte yani usulen altın vesaire ne verdin ne aldım gibi şeyler de duyuyor. Bir de kültürel olarak Allah'ın huzurunda evleneceğiz geleneği yerine gelmeyecek, ama bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Laikliğe aykırı mı, anayasaya aykırı mı? Birkaç boyut var. Şimdi birincisi, yani Türkiye'de şunu hepimiz biliyoruz ki bu konu bir din ve vicdan hürriyeti konusu değil. Yani isteyenler mahallede efendim hocayı efendiyi buluyor.
ya hocam bizim bir nikahımızı kıysan, hoca işte geleneksel usullerle bunu gerçekleştiriyor. Bu bugünün meselesi değil, geçmişte de böyle oluyordu. Yani bana sorarsanız buradaki mesele, yani Türkiye'de var mı bir takım yurttaşlar, ya biz imam nikahı kıydırmak istiyoruz, özel kıydıramıyoruz falan. Bunun önünde bir engel yok. Mesele başka. Şimdi mesele Türkiye'nin modernleşme tarihiyle ilgili bir mesele. Bakın Oğuz Bey, biz Osmanlı devrinde birçok konuda çok kapsamlı yenilikler, değişiklikler yaptık. Büyük bir ordu reformu yaptık. Eğitimde büyük reformlar, değişiklikler yaptık. Ne bileyim, telgraf yaptık, tren yolu yaptık falan. Osmanlı modernleşmesi birçok bakımdan başarılı oldu. Ama öyle bir konu var ki bu konuda Osmanlı devrindeki gelişmeler arzu edilen düzeyde olamadı. Daha çok aile hayatı ve kadının toplumsal statüsüyle ilgili. Tabii ki bir takım girişimler oldu. Darülfünun vardı, İnas Darülfünun ismiyle kızların da gideceği bir üniversite şubesi açıldı falan. Yani bir Osmanlı girişimleri var. Aile hayatıyla ilgili Osmanlı devrinde biliyorsunuz 1917'de bir kararname kabul edildi. Hukuku aile kanunu muvakkat, tam ismi bu. Niye kanunu muvakkat, yani niye geçici kanun? Çünkü İttihat Terakki o tarihte ve düşünün yani Türkiye savaş koşullarında falan meclisten böyle bir kanunu geçirebileceğini düşünmüyordu. Yani meclisteki muhafazakar eğilim buna engel olur diye bunu bir kararname, hükümet kararnamesiyle yaptı. Niye anlatıyorum bunu? Şimdi Cumhuriyet devrinde... Argümanınızı temellendirmek evet, için bunu söylüyorsun evet, ama Cumhuriyet sürenin devrinde, az olduğunu. Cumhuriyet devrinde, şunu demeye çalışıyorum. Cumhuriyet devrinde radikal biçimde medeni kanunla yani bu girişimi, Türkiye'deki aile hayatını, kadının statüsünü batı standartına getirecek bir ciddi girişim olarak medeni kanun geldi. Şimdi muhalefet bakımından değerlendirildiğinde olay, iktidara zaten genel güvensizlik hepimizin malumu. Bunun bu medeni kanunla kazanılmış kadınlar bakımından hakların geriye alınmasının bir başlangıcı olarak benim görebildiğim kadarıyla şu anda öyle bir şey yok. Siz başlangıcı şimdi diyorsunuz. Öyle nasıl olacak başlangıcı? Çünkü şöyle bakın, bu mesele özü itibariyle dediğim gibi bir din ve vicdan hürriyeti meselesi olarak görülmüyor. Bunun önünde bir engel yok. Din ve vicdan hürriyeti bakımından sorun bu düzenlemeyle şu var. Türkiye'de önemli bir nüfus kesimi, Aleviler için söylüyorum, bu türden pratikler yok. Biliyorsunuz başka girişimciler var, kurallar var. Mesela onlarla ilgili bir düzenleme gayreti yok. Alevilerin çok kapsamlı din ve vicdan hürriyeti bakımından sorunları var. Zorunlu din dersi gibi, cemevilerin ibadethane statüsü gibi. Hiç bunlar gündemde yok. Hükümet programlarında yok. Bunlarla ilgili politikalar oluşturmuyor. Peki. O yüzden yani bu konu bir samimi din ve vicdan hürriyeti meselesi olarak görülmüyor. Son bir şey söyleyeceğim. Oğuz Bey bakın, siyaset toplumu bölerek yapılıyor. Benim görebildiğim bu. Yani özellikle AK Parti bakımından belli semboller, belli konular siyasetin gündemine getirilerek bunlar etrafında bunlara taraftar olmak ve karşı olmak şeklinde ve tabii çoğunluğu da AK Parti tarafında bırakacak şekilde belli bölünme hatları gündeme getiriliyor. Benim görebildiğim kadarıyla bu mesele bunlardan birisi. Yani Türkiye'nin bu kadar ciddi sorunları varken, işte vakit olursa konuşacağız Kuzey Irak'taki meseleye dahil olmak üzere, buradan hükümetin düşmekte olan desteğini tekrar yükseltecek. Evet. Ve daha doğrusu siyaseti peki, bilindik AK Parti CHP rekabeti farklı yaşam tarzları arasındaki bir çatışma sorunu haline getirme girişimi olarak ben görüyorum. Son bir şey söyleyeyim. İki tane açıklamayı ben talihsizlik olarak gördüm. Birisi Sayın Bekir Bozdağ'ın açıklaması. Orada efendim yani Kılıçdaroğlu'nu suçlayan ve bu olayı Kılıçdaroğlu'yla ilişkilendiren falan bir açıklamaydı. Ya bu konu o değil ki. Bu bildiğimiz anlamıyla Bekir Bozdağ Kılıçdaroğlu meselesi değil. Birincisi bu. İkincisi de Cumhurbaşkanı'nın söylediği, yani efendim oradaki senin memurunu Kılıçdaroğlu'na söylüyor. Senin memurunu diyor vatandaş dinlemez ama Hoca Efendi'yi dinler. Ya şimdi Hoca Efendi kimin memuru? Oradaki nikah memuru kimin memuru? Yani şimdi bu açıklamayı böyle ele aldığınız zaman ben çok sorumlu olarak değerlendiriyorum. Peki, yani burada mesele biraz da daha doğrusu konuyu ona da müftüler değil. Müftüler gene belediye başkanları gibi yani ara sıra herhalde kıyacaklar. Onlar memur görevlendirecekler, yetki verecekler. Bundan imam da olabilir. Ve belki böyle bir ciddi talep var mıydı? Yani AK Parti'nin programında bu var mı? AK Parti hükümet programlarında bu var mıydı? Yani AK Parti'nin peki, programında olan gerçekleştiremediği çok konu var. Niye onlar değildi bu konu? Yani Türkiye'nin ihtiyacı, ben böyle ciddi bir toplumsal talep, yani kusura bakmayın göremiyorum. İşte imam nikahı meselesi çok yaygın bir gelenek olduğu için ona benzetiliyor ama burada ibadet... İmam nikahında yani, bir engel yok canım. Mabette de olmuyor bu. Nihal Hanım çok kısa alabilir mi? Çok büyük bir itiş kakış mevzu olacak bir mesele değil. Hani ne kadar ihtiyaç var derseniz...
hani %90 ihtiyaç vardı, halk inim inim inliyordu diyeceğimiz bir konu değil. Fakat bu kadar güçlü bir itiraza gerek de yoktu. Aslında bu maalesef CHP'nin bir testten kalması gibi oldu. Yani hani yapılır ve yani CHP'li, özellikle CHP ile çok dirsek teması içinde olan o Türkiye Kadın Konfederasyonu vesaire, bunlardan o kadar böyle yüksek tonlamada itiraz geldi ki. Herkes, hatta iş bir anda böyle bir IŞİD benzetmelerine falan gitti falan. Yani bu kadar büyütülecek bir şey yok. Çünkü müftü de devletin görevlisi. Ve eğer bu imam nikahlarını kolaylaştırmak gibi bir şey olsaydı, hı hı, o noktada buna bütün kadınlar, AK Partili, Saadetli, şu bütün kadınlar da çok büyük itiraz gösterirdi. Ama yani böyle bir kapsamı da yok. Bilakis İmam nikahının sekülerleştirilmesi gibi bir durum söz konusu. Yani itiraz edilecekse çok yani mutasip çevrelerden, son derece daha katı dindar çevrelerden. Ya siz ne ayaksınız, ne yapıyorsunuz? Yani bizim ne güzel diz kırarak, yani tahiyyat pozisyonuna imamın önüne oturarak mihir belirlediğimiz, aldın mı aldın, verdin mi verdim gibi dini, yani fıkhi literatüre, fıkhi kural bütünlüğüne uygun olarak kıydığımız nikahı siz böyle bayağı ayakta, hani biraz kiliseyi falan andırır gibi. Yok, ayakta. Canım, hani belki en fazla besmele çekeceksiniz. Bu nikahın neresi dini? Ne kadar çok hani dini kural kaybı olacak diye onların itiraz etmesi beklenirdi. Gerekçelere açıkçası baktım orada. Ben bakıyorum oradan bir itiraz gelmiyor. Hani burada da bir usullerin birleştiği, hani öyle bir kesim var ki aslında AK Parti'ye çok oy veren şöyle bir kesim var. Hani biraz imam bir besmele görse o nikahı dinselleştirilmiş kabul edecek ve içi rahat edecek. Peki. Hani diğer kısmına o kadar takılmıyor. Diğer o hani bir dini nikahın olması, içinde olması gereken rükünlere o kadar takılmıyor. Aslında takılması da gerekmiyor, onu da söyleyeyim. Çünkü dinen Allah nezdinde bir nikahın nikah olması için gerekli şey yasa, kayda bağlaması. Yani bir kadın ve erkeğin birlikte yaşamak istediğine, istediklerini evet, evet deklare ettiler. Gelin. Ve devlet olarak ya da hukuk otorite de bunu kayda aldı. Neden? Çünkü o kadınla erkekten baktı doğan çocukların neslinin kime ait olduğunun tespit, peki, edilebilmesi için. Aslında bunlar yetiyor. Burada bir geleneksel sentez var aslında. Çok AK Parti bunun hoş olduğunu düşünüyor. Kendime de kızıyorum. Bu kadar büyük karşı çıkışlar olması bence çok gereksiz oldu ve bazı CHP'lilerin din fobisini atamadıklarının göstergesi oldu. Geleceğe dönük bir şüphecilik var. Yani. Evet, evet, çok fazla şüphecilik var. Evet. Bir yanıyla var. Yoksa, ama bir de bizim kurallarımızda boşanma var. Ama tabii kanun gerek değişikliği. Ben o mu gelecek muhalefet acaba şerhlerine baktım. Tamam, memur. Memursa illa müftü mü olmalı? Genişletmek mi istiyorsunuz yetkiyi? Başka memurları bulun biçiminde bir yorum vardı. Kürşat Bey'den hemen hızla alayım. Aslında dediğim gibi kendime kızıyorum. Çünkü Kuzey Irak'a giremiyoruz. Burada bu konuda gerçekten oturup fikri emek sarf edip yazılar yazan isimler de vardı. Kürşat Bey, çok kısa bir yorum alabilir miyim sizden? Eğer girmek isterseniz bu mevzuya. Şimdi Türkmenler meselesine giremeyeceksek ona göre süremi kullanayım. Yok yok, giremiyoruz, giremiyoruz. Çok az zaman kaldı. Tamam, o zaman şöyle söyleyeyim, ben birazcık Ankara'da olmanın verdiği dezavantajla biraz şartları zorlamak istiyorum. Şimdi Mukaddime'de İbni Haldun'un eserinde çok önemli bir yaklaşım vardır. Akla dayalı siyasette hükümler dünyanın kamu yararı üzerine gözetilir. Ve siyaset akla dayalı bakış açısını kamuya öncelemek, yol göstermek durumundadır. Bizde ise maalesef kavramlar, olaylar, meseleler polemik dünyasına havale ediliyor. Şimdi öyle bir tehlike ki bu, hedefinde insan, misyonunda karşı tarafı alt etme var. Bu müftülerin nikah kıyma tartışması yeni bir tartışma da değildir esasında. Siyaset mecrasının dışında neredeyse 20 yıldır farklı arşivleri tarayın, tartışma programlarında zaman zaman gündeme gelir. Fakat müftülerin seçilmiş olması Türkiye'nin
Bu kadar kutuplaştığı bir ortamda karşı karşıya olduğumuz tehlikeyi göstermesi bakımından da son derece önemli. Çünkü meselenin odağına geldi, laiklik meselesi oturtuldu. Şimdi bunun ne gereği vardı yani böyle bir dönemde? Biz milletimizi bir araya getirme, beka meselesini tartışırken kutuplaştırdığımız alanı bir çekim merkezi haline getirmenin çabası içerisindeyken böyle bir düzenlemenin doğrusu kamuoyunun kucağına bırakılmış bir bombadan farkı yok benim için. Peki. Ama madem ki tartışma gündeme geldi ve bu yasa çıkarıldı, şu detayı sizin bilginize sunmak isterim. Şimdi burada teknik olarak şunu konuşmamız lazım. Toplumun buna ihtiyacı var mı? Yani burada ne konuşuluyor? Çocuk yaşta evliliklerin önleneceği ya da artacağı yönünde bir tartışma söz konusu. Şunu sormak istiyorum. Bizim dinimize göre dini nikah bir müftü ya da yasal bir makam tarafından yapılmak zorunda değil. Bir onun onayına da tabi değil. Batı ülkeleriyle karşılaştırmak da doğru değil. Çünkü orada bir ruhban sınıfı vardır. Evet. Orada örneğin kilise tutmuştur nikah kayıtlarını ama Osmanlı döneminde camiler bu kayıtları tutmamıştır. Bizim bazı farklılıklarımız var. Şunu soracağım. Bir dağ köyündeki vatandaşımız bir din görevlisinin kapısını çaldığı zaman akşam saat 9'da atıyorum. Nikah kıymak istiyorum dediğinde o kişi, o yetkili şunu söyleyebilecek mi? Hayır, bu artık yasallaştı. Yarın sisteme girmek üzere kurumumuza gelip başvuru yapman gerekiyor diyebilecek mi? Mesela böyle bir açık var mıdır, peki, kanunda yok mudur? Bizim bunların üzerine odaklanıp çözümü bulmamız lazım. Peki, ama efendim, biz sürekli birbirimizi karşıtlaştıracak ideolojiler üzerinden konuşmak mecburiyetinde bırakılıyoruz. Buraya da dikkatinizi çekmek istiyorum. Kürşat Bey. Yani sürem olsa başka şeyler de söyleyeceğim ama. Tabii doğru. Oğuz Bey. Bağışlayın bir daha sefere. Bu Kuzey Irak meselesi de galiba hala su kaldırabilir bir tencere, pilav görünümünde. Bu arada şu anda bizi Kerkük'ten televizyonu açıp izleyenler de var. Yani evet, bu meseleye gireceğimizi düşünüyorlardı. Evet. Maalesef olmadı. Onlar Türkiye'nin meseleyle meşgul. Doğru. Biraz öne çıkan konular. Ya, çünkü çok bunları konuştuk Kuzey Irak'a ama Kemal Bey'den görüş almadan program. Estağfurullah. Hangi konuda? Müftüler. Ben dini nikahın yanlış anlaşıldığı kanaatinde olanlardanım ve dini nikahın gereksiz bir şekilde abartıldığını düşünüyorum. Mesela normal nikah salonuna gitseniz iki şahitle beraber nikah kıysanız siz aslında dinen de evli sayılıyorsunuz. Bir de ayrıyeten hocaya gidip bir de beni de oku da üfle ben iyice evleneyim böyle bir şey yok aslında. Yani bir kişi nikah dairesinde kıydığı nikah da bir dini nikahtır yani. Dolayısıyla bu dini nikahı ayrıca müftülere vermenin de toplumda değil, resmi nikahı, resmi nikahı da toplumsal bir ihtiyaç da değil bana İsteyen göre. İsteyen gene imam nikahı yapacak, evet, çünkü toplumsal dediğim gibi oradaki seremonik konuları yapamayacaklar kanuna göre. Bugün özellikle aradım yani çeşitli yerleri. Gerçekten böyle bir ihtiyaç mı var? Hani Nihal Hanım dediği gibi yani inim inim inliyor mu insanlar müftü kıysın, şu kıysın? Öyle bir ihtiyaç da yok. Ama demek ki gelen bazı talepleri AK Parti siyasetçileri uymuyormuş. CHP'nin bu kadar abartmasını da ben yanlış buluyorum. Kendileri açısından yanlış yani. Yine klasik CHP işte damgasını yediler. Anayasa Mahkemesi'ne de gidiyorlar. Kitlesine bunu tekrar göstermek için bile yapmış olabilir bunu. Tamam Suat, evet bitiriyoruz. Reji telaşlı. Çok teşekkür ediyorum. Kürşat Bey'e de çok çok teşekkürler. Mutlaka kendisini Kuzey Irak konusunda ayrıntılı olarak dinleyeceğiz. Ama dediğimiz gibi gündemde bu iki başlık çok ağır bastı. Kaçamadık. Çok çok sağ olun. Bitirdik efendim. Birazdan Simge Fıstıkoğlu Gece Bülteni ile karşınızda olacak.